Herkese selamlar. jQuery eğitim setimizin dördüncü dersiyle birlikteyiz. jQuery event metotlarını göreceğiz. Event'i olay diye çeviriyorlar fakat kesinlikle bunlar mesleki terimler, mesleki terimleri Türkçeleştirmeye çalışmayınız. Event'ler diyeceğiz. Event'lerin metotları yani yöntem diye çeviriyorlar Türkçeye. Event'lerin metotlarıyla önümüzdeki derste event'lerin özelliklerini göreceğiz. Bazı özellik property'leri var. Bazılarının metotları var. Hızlıca ben en çok kullanılanlardan bu ders bahsedeceğim. Önümüzdeki derste daha da detaylandıracağız. jQuery bir HTML sayfasındaki olaylara cevap vermek için özel olarak tasarlanmıştır. Peki event'ler nedir? Örneğin fareyi bir öğenin üzerine getirmeniz, örneğin radyo düğmesini seçmeniz, örneğin bir öğeye tıklamanız bunların her biri birer event'tir. Mouse event'leri var. Click, işte double click, mouse enter, mouse leave Keyboard eventlerimiz var. Key press, key down, key up. Hepsi bu kadar değil. Ben sadece burada en çok bilinenlerden bahsediyorum. Önümüzdeki dersi tabii ki detaylandıracağız ama en çok kullanacağımız kullanacaklarımızı bu derste vermeye çalışacağım. Form eventlerimiz var. Submit, Change, Focus, Blur. Window, pencere eventlerimiz var. Load, Resize, Scroll ve Unload gibi. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. Geçen dersten yaptığımız H2 paragraflarımız ve en alta script dosyalarımız yazıp jQuery'yi başlatacağımız function'ı yazıyoruz. Normalde ya bunu kullanırsınız ya document ready'yi kullanırsınız. Size kalmış. Biz bunu kullanacağımızdan bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi paragrafa tıklandığında dedik jQuery'yi kullanarak. Burada bir event kullandık. click event'ini kullandık. Ve şurada parantezini açıp kapattık. Peki click'in neyini kullandık? Click metodunu kullandık aslında. Parantezi açıp kapadığımıza göre bu bir metod. Gördüğünüz gibi metot sadece şöyle yazılır. Peki nasıl kullanacağız? Devamında hemen şu şekilde function bir fonksiyon oluşturuyoruz ve içerisindeki bu fonksiyonu çalıştırmasını isteyeceğiz. Artık burada istediğiniz kodu yazabilirsiniz. Bu paragrafa tıklandığında ne olsun? Mesela ben gizleyeceğim. Tıklandığında gizlensin. Gördüğünüz gibi paragrafa tıklandığında ne olacağını gösteriyor. Peki neresi gizlensin? Ben direkt paragrafın bizatihi kendisi gizlensin dedim. Bu yüzden disk kullandım. Başka bir şeyi gizlemek istiyorsam burada o gizlemek istediğim şeyi yazardım. Örneğin H2 yukarıdaki H2'yi gizlemek istiyorum paragrafa tıklandığında. Bakalım nasıl bir şey oldu. Bakın herhangi bir paragrafa tıklandım H2 gitti gördünüz mü? Ama ben kendisinin gitmesini istiyorum. Tıkladım git. Tıkladım git. Gördüğünüz gibi paragraflardan kurtulduk. Şurada H2'ye tıklıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Doğal olarak. Diğer eventimize geçelim. Double click. Şöyle yazmanız yeterli. Bakın double click ne demek? Çift tıklanma demek. Bakın bir tıklama yaptım hiçbir şey olmadı. Şuraya da bir kez tıkladım hiçbir şey olmadı. Fakat çift tıkladığımda bakın gitti. Çift tıklıyorum gitti. Bu da double click eventinin gücü diyebiliriz. Bakın mouse'larla ilgili eventlerimize bakın. Hepsini anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu derste yetişmeyecek ama. Mouse enter. Enter girmek. İngilizce'de mouse'u biliyorsunuz zaten. Demek ki mouse'la bir giriş yapma işlemi oluyor. yani fare imleci HTML öğesine girdiği anda tetiklenecek. Peki neyi tetikleyelim? Evet jQuery'de gördüğünüz gibi çift taksim yorum içerisinde almayı sağlıyor. Alert'te JavaScript'ten bildiğiniz ekrana mesaj yazma. Zaten JavaScript bilmeden jQuery'ye geçmeyin kesinlikle. JavaScript'i öğrendikten sonra bu yüzden JavaScript eğitim setimi izleyebilirsiniz. Son derece detaylandırdım sizin için. Evet bakın mouse enter. Yani ben şuradaki paragrafın alanına girdiğimde mouse ile mouse ile onun alanına girdiğimde şu kodu çalıştır diyorum. Bakalım mouse'la bir paragrafın alanına girelim. Bakın gördünüz mü? Paragrafın alanına girdiğim anda paragrafın alanına girdim. Tamam dedikten sonra yukarı çıkıyorum. Bakın yukarı çıkıyorum. Aşağıya doğru geldiğim anda bakın paragrafın alanına girdim. Güzel. Mouse Enter'ın böyle bir özelliği var. Peki mouse, mouse, mouse ile örneğin şurada belirttiğim paragrafın alanına değil, girdiğimde değil de çıktığımda ne diyeceğim? O zaman İngilizcesini yazmam yeterli. Bakın mouse leave. Leave terk etmek, çıkmak, gitmek, ayrılmak. Diyorum ki mouse ile paragrafın üzerinden ayrıldığında bunu. Bir bye bye yapalım. Bakın alanına girdim hiçbir şey olmadı. Ama alandan çıktığım anda bakın paragrafın alandan çıktın bye bye. Girdim hiçbir şey yok. Çıktığımda gördüğünüz gibi paragrafın alandan çıktın diyor. Bu şekilde mouse ile herhangi bir HTML öğesinin içerisine mouse ile girdiğinizde veya çıktığınızda mouse leave ve mouse enter ile işlem yapabilirsiniz. Peki mouse down ne işe yarıyor? Mouse down ise tıkladığınızda bakın paragrafa girip mouse'unuzla üzerine bir tıklama yaptığınızda çalışacak kodları belirler. Yeniliyorum. Bakın üzerine geliyorum, çıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama üzerine bir kez tıkladığım anda bakın paragrafa tıkladım mesajını yazdırıyor. Paragrafa tıklama ile ilgili bir şey yaparsanız mouse down'ı kullanabilirsiniz. Tıkladığınız anda dediğimiz gibi mouse down çalışır. Tıklamaktan elinizi kaldırdığınız anda yani tıkladınız ve mouse'dan elinizi kaldırdığınızda tıklamadan elinizi kaldırdığınız zaman bir işlem yapmak istiyor olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bunu da mouse up ile. Up yukarı demek. Yani elimi mouse'dan yukarı çektiğim anda ne çalışsın? Bakın paragraf alanına geldiğim anda mouse'a tıkladığımda mouse down eventi çalışacak. Parmağımı kaldırdığım anda mouse up eventi çalışacak. Görelim. Bakın şuraya şimdi tıklayacağım. Tıkladım. Bakın paragrafa mouse'a tıkladım. Elim şu anda hala mouse'da çekmedim. Elimi çektiğim anda tabi burada İki kez alert kullandığım için alert bunu engel oluyor. Bakın tıkladım. Burada tıkladın geliyor ama diğerine bu kötü bir örnek olduğu için alert değil de CSS ile yapsaydım daha iyi anlardınız. Ama şunu sileyim. Şunu sileyim daha iyi anlamanız için. Bakın şu an tıkladım bir şey yok. Elimi mouse'dan çektim şu anda. Bakın mouse'dan elini çektin diyor. Mouse up olayı da bu şekilde çalışıyor. Bakın tıklıyorum. Şu an elim hala mouse'da. Elimi mouse'dan çektim. Bakın mouse'dan elini çektin diyor. Mouse up, mouse'a tıklayıp elinizi çektikten sonra yapmak istediğiniz bir işlem varsa kullanacağınız event. Mouse ise tam tıkladıktan sonra tıkladığınızda çalışacak eventi belirler. Şimdi hover var. Hover diye bir eventimiz var. Bakalım ne işe yarıyor. Şimdi dikkat edin bakın. Ben paragrafın alanına girdiğim anda our çalışacak ve diyecek ki sen paragrafa girdin. Sonra diyorum ki bu fonksiyonun görevini tamamladı. Şurada kapat. Virgül diyorum ikinci bir fonksiyon açıyorum. Ve diyorum ki ikinci fonksiyon da şu. Paragraftan çıktığımda da beni uyar. Yani aslında our nedir? Mouse enter ile mouse leaving birlikte karıştırıldığı bir eventtir. Çünkü biz ne demiştik? Şöyle göstereyim. Mouse enter ve mouse leave. Mouse enter ben paragrafın alanına girdiğim anda, giriş yaptığımda, çıktığımda leave. Yani şu iki eventi birleştirmişler. Adına hour demişler. İki tane fonksiyon kullanıyorum. Girdiğimde ne olsun, çıktığımda ne olsun onu belirtiyorum. Ve fonksiyonumu kapatıyorum. Bakalım. Paragrafın alanına girdim. Tamam. Tamam dedim. Bakın paragraftan çıktım dedi. İkisini de çalıştırdı. Şimdi size Focus ve Blur eventlerini anlatacağım ama bunları anlatmak için şurada Bakın kullanıcı adı ve e-posta dediğimiz iki tane input oluşturdum. Birinin türü text birininki e-mail. Bunlara isim ve id verdim. Name ve id. Hemen bir bakalım nasıl bir şeye dönüştü. Şunu bir düzeltelim. Avr olayını. Focus diye değiştireceğim. Şurası da artık paragraf olmayacak. Input diyeceğim. Evet gördüğünüz gibi kullanıcı adı ve e-posta dediğimiz iki tane input alanı oluşturdum. Diyorum ki input'a focus, odaklanma demek focus İngilizce'de. Adı üstünde. Odaklandığımda ne yapayım? Bakın focus ve blur. Focus ve blur'un ne işe yaradığını bakın burada CSS'lendirdim. Arka plan renkleri verdim. Birinde gri, birinde kırmızı bir ton verdim. Ama şurada örnek üzerinde gösterirsem bakın tıklandığımda bakın focus. Yani odaklandım. Şuradaki input'a odaklandım. Bu focus'tur. Bakın odaklandığım anda gördüğünüz gibi arka plan gri oldu. Tamam başka bir yere odaklanıyorum. Bakın şurası gri oldu. Buraya odaklandım. Ama Şurada odaklanma sonrası olduğu için şuradaki username'e bakın. Odaklanmadan çıktığın anda blur eventi çalışır. Blur eventi çalışır ve onu kırmızıya boyadım. Farkını görmeniz için. Bakın tıklıyorum odaklandım. Odaklandığım için gri oldu. Çünkü focus çalıştı. Odaklanmam bittiği anda bakın aşağıya geldiğimde yukarıda odaklanmam bitti. Odaklanmada odaktan çıktığım anda ise blur eventi çalışır. Focus ve blur'unda çalışma şekli budur. Bunun dışında ne gösterebilirim bu ders size? Key down, key press, key up'ı gösterebilirim size. Şöyle yapalım. Input'a key down yapıldığında şimdi key down, key up klavye olayları olduğunu anladınız. Key down ben klavyeye tıkladığım anda bu event çalışacak. Bakın tıkladığım anda. Elimi klavyeden çektiğim anda key up eventi çalışacak. Hemen göstereyim. Bakın tıklıyorum. Bakın tıkladığım hal, tıkladığımda kırmızı oluyor. Elimi çektiğimde yeşil oldu. Niçin? Ben dedim ki klavyeden herhangi bir tuşa tıkladığımda kırmızı yap arka planını. Elimi çektiğim anda ise key up'ı gerçekleştir key up eventini ve onu yağ yeşiline dönüştür. Koyu yağ yeşiline dönüştür demiş oldum. Bakın dikkatli izleyin. Backspace tuşuna basılı tutuyorum. Şu an elim backspace tuşunda. Gördüğünüz gibi key down çalışıyor. Ve kırmızı oldu arka plan. Elimi çekiyorum. Çektiğim anda gördüğünüz gibi dark olive green rengine büründü. Tekrardan bakın backspace'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çektiğim anda yeşil oldu. Bu ikisinin arasındaki fark da bu şekilde. Şu e-mail'i bir sileyim ben, şuna gerek yok. Tamam keydown ve keyup'ı gördünüz. Peki keypress nedir? Klavyeye tıklama demek keypress. Klavyeye tıklandığında ne olsun? Ama ilk önce bir javascript değişkeni oluşturuyorum. Bakın burada tıkladıkça ben herhangi bir tuşa tıklandıkça o tıklanmanın sayısını alacağım. İlk önce sıfırdan başlatacağım ve tıklandıkça arttırmasını sağlayacağım. Bunu da şu şekilde yapacağım. Şuraya artık span diyeceğim. Span'in içerisinde olacak çünkü olay. İçerisine metin yazdıracağım. Bu yüzden text diyorum. jQuery'de herhangi bir elementin içerisine metin yazdırmak istiyorsanız text metodunu kullanacaksınız. Bakın i değişkenine artı eşit bir diyerek her seferinde bir arttırmasını söylüyorum. Span'in içerisine metni her seferinde bir arttıracak şekilde ayarlayacak. Bakalım olacak mı? Bakın 1'e tıkladım, 2'ye tıkladım, 3'e tıkladım, 4'e tıkladım. Tekrar 1, 2, T'ye tıkladım. Bakın ne kadar tıklarsam tıklayayım 1 arttırıyor görüyor musunuz? Key press neymiş? Herhangi bir tuşa bastığım anda ben bu eventi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 33 tane yaptık. Tekrardan bakın ne kadar girersem gireyim her seferinde bir artacak. Keypress'te herhangi bir tuşa bastığınızda çalışmasını istediğiniz event'tir. Artık ne yapmak istiyorsanız. Son olarak size şunu göstereyim ve diğer derse bırakayım. Birden fazla event atamak istediğinizde. Mesela paragrafa birden fazla event atamak istiyorsunuz. Hemen şuraya paragraf diyorum. Bu paragrafa birden fazla metot ya tek ya birden fazla fark etmez. O zaman on eventini kullanacaksınız. Bakın on önemli. Şunu silelim. Evet. Bakın şöyle. On eventini kullanacağız. Peki. Diyor ki hangi eventi kullanacaksın? Şu anda event birden fazla event kullanabiliyorum ya. Artık event içerisinde event yazabilirim. On bunu sağlıyor. Geliyorum diyorum ki ben click'i kullanacağım diyorum. Yani tıklanma olduğunda. Klik'i tıklandığında şu fonksiyonu çalıştır diyeceğim. Ne yapalım? Gizleme, gizleme işini yapalım. Bakın yani paragrafa tıklandığında yine paragrafın kendisini gizle diyorum. On ile bakın tek bir tane event atadım. On bunu sağlıyor. Hemen bir görelim. Bakın paragrafa tıkladım gitti. Tıkladım gitti. Şuradaki paragraf da gitti. Niçin? Şu, çünkü bu input şu paragrafın içerisindeydi. Bu yüzden o da gitti. Hangisine tıklarsam tıklayayım gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ama onun asıl gücü on eventinin benim birden fazla event kullanmak istediğimde yapacağımı belirtmekte gizli. Şöyle yapayım. Bakın şunu tekrardan siliyorum. Birden fazla event atamak istiyorum. Bu yüzden ne yapacağım? İlk önce şu kıvırcık parantezlerimi açıyorum. Burası önemli. Bunu açtım. Artık ne kadar event istiyorsam onları yazacağım. Bakın 10 eventin içerisinde eventler kullanıyorum. Eventlerin ismi yazılır. Sonra iki nokta bırakılır. Sonra fonksiyonunuzu yazarsınız. İçerisine artık hangi kodları yazmak istiyorsanız. Ben CSS ile arka plan rengi bıraktım ve bir de yüksekliğini ayarladım. 90 piksel dedim. Sonra bakın Şuradaki fonksiyon bittikten sonra kapatıldıktan sonra virgül deyip ikincisine geçiyorsunuz. Sonra virgül deyip üçüncüsüne geçiyorsunuz. Artık en sonuncusunda virgül bırakılmaz. Yani devam etmiyor çünkü. Üç tane bakın. Girdiğinde mouse'la şu paragrafın içerisine girdiğimde şunları çalıştır diyorum. Diyorum ki paragrafın içinden ayrıldığımda şu event'i çalıştır. Tıkladığımda şu event'i çalıştır. Click event'ini çalıştır diyorum. Bakalım gerçekten olacak mı? Bakın paragrafın içerisine girdiğimde gördüğünüz gibi kırmızı oldu ve 90 piksel ayırdı. Çıktığında gördüğünüz gibi yeşil ve sanırım 50 piksel vermiştik yüksekliğe. Tekrar geliyorum. Bu sefer tıklıyorum. Bakın hem sarı oldu hem 150 piksel oldu. için Dedim ki sarı yapar arka planı Yüksekliğini 150 piksel yap. Çıktığında dark olive green rengine boya 50 piksel yap. İçerisine mouse girdiğim zaman kırmızı yap ve yüksekliğini 90 piksel yap. Tekrar gösteriyorum bakın. Geliyorum. Çıktığım anda yeşil oldu. Geliyorum kırmızı oldu. Tıkladığımda yeşil ve 150 pardon sarı ve 150 piksel oldu. Burada birden fazla olduğu için sıkıntı oluşturdu. Şunu bir silelim. Şöyle daha güzel göstereyim. Tekrardan son olarak geldiğimde kırmızı, çıktığımda yeşil. Gelip tıkladığımda sarı oluyor. 150 piksel. Bunu sağlayan şuradaki kodlarımız. Yani birden fazla eventte kullanabilirsiniz. Bu yüzden gerçekten 10 çok yararlı. Çünkü bazen birden fazla event'e ihtiyacınız oluyor. Bu derslik bu kadar yeter. Fazla uzadı. Önümüzdeki ders tekrardan event'lere devam edeceğiz.